Olur. Arkadaşlar herkese merhaba. Benim sıkıntım şu. Arabamı satmaya karar verdim. İlan sitelerinden bir tanesine arabamı koydum. Devamlı bana şu mesajlar geldi. Araban taksi çıkması mı, taksi çıkması mı? Ben aynı zamanda ekspertiz de yapıyorum. Kendim yani arabadan anlıyorum. Araçların içinde büyüdüğüm için. Şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Bu aracın neresi? O gelen vatandaşlar söylüyor. Neresi bu aracın taksi çıkması? Ekspertiz makinesi de yanımda. Ah. Arabada 288 gösteriyor. Boya var. Eyvallah. Gösteriyorum. Macun sadece bir taraf. 108. Sadece boya var. 106, 317. Sadece boya var. Görüyorsunuz. Sen bu arabaya nasıl taksi çıkması dersin kardeşim? 122. Sadece boya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu herkes dinlesin lütfen. Bakın. 258. Tamam. Bu tarafta çok az macun olmuş olabilir. Biraz niye fazla çıktı okuyor? Tarafta çok. Evet arkadaşlar, bir şey demiyorum, tamam, biraz usta da şey yapmış yani, parkeyi değiştirmemek için biraz, ulan bir santim macun var neredeyse. Her neyse, bu iş bu değil arkadaşlar. Bu araba taksi çıkması değil. Bu arabayı aldığım adamın karısı bayanmış. Yani bu kadın zevkine arabayı sarı renge boyatmış. Zevkine sarı renge boyatmışsa benim bunda suçum, günahım ne? Bazıları yazıyor. O zaman çok kısa bir sürede takside çalışıyor. Ya kardeşim, kadın zaten avukatmış. Çok kısa bir süre sarı renkte bu arabayla gezmiş. 1 milyonda kilometresi var. Adam gezmiş. Kilometrede uzun yolda yapılmış. Yani bunu bu araç alıcıları, satıcıları her neyse. Ya neden bunu farklı yöne çekiyorlar? Yok kilometresi. Ne yapalım? Gidelim yani, düşüttürelim mi? 30 bin mi yapalım kilometreyi? Bu macun nereden çıktı? Bunu ben daha yeni gördüm. Aa, yani adamın karısı vurmuş işte bu. Oğlum bu ne kadar macun var lan bunda böyle? Çekti ama gidiyor. Başka bir yerde var mı? Başka da bir yerde hiçbir şey yok. Tertemiz. Tamponları zaten okumaz makine. Al. Böyle bir ölçü var mı kardeşim? 124, 107 ya. Orijinal boyası ya. Tavanda boya var. Ama niye var? Ya kadın bir kere sarıya boyattırmış. Abi öyle deme.